Kırkpınar'ı hem Edirne'mizin gündeminde taze tutacağız hem de Türkiye'ye de yansıtacağız. Bugün televizyonumuza özel açıklamada bulunarak bu yıl 655.si kutlanacak Tarihi Kırkpınar Güreşleri Festivali ile ilgili açıklamalarda bulunan Kırkpınar Marşı'nın yazarı ve bestekarı, eğitimci gazeteci Beyazıt Sansı, 50 yıl aşkın bir süredir Kırkpınar'ı takip eden biri olarak Kırkpınar yaşadıkça büyük heyecan duyduğunu söyledi. Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın göreve başladıktan sonra yaptığı düzenlemeleri de beğendiğini kaydeden Sansı, esnafların yer temini konusunda mağduriyet yaşamamalarını istedi. Bu yıl kutlanacak olan Kırkpınar'daki seremonide baş pehlivanların da geçit törenine katılmasının şart olduğunu söyleyen Sansı, geçmişte bunun böyle olduğunu belirterek böyle olduğu takdirde Kırkpınar organizasyona önemli bir katkının ekleneceğini söyledi. Kırkpınar'ı yaşatmak ve tanıtmak için kendisi ve köşe yazarı arkadaşlarının gündemde tuttuğunu kaydeden Beyazıt Sansı, Kırkpınar için herkesin elinden gelenin fazlasını yapması gerektiğini hatırlattı. Şimdi en önce Edirne'li yazarlar olarak senle ben Kırkpınar'ı gündemde tutma görevimiz var bizim Melih Hocam. Ve bunu ben sevinerek görüyorum. Sen de üstüne düşen görevi yapıyorsun. Ben de görevimi yapıyorum. Sağ olsun Ayhan Tuncu hocamız. Biz artık Kırkpınar'a gündemlendik ve inşallah Kırkpınar'ı hem Edirne'mizin gündeminde taze tutacağız hem de Türkiye'ye de yansıtacağız. Evet. Şimdi Sayın Başkan 2014 yılında göreve başladıktan sonra ilk işlerinden bir tanesi de Kırkpınar'ı daha sadeleştirmek, daha güzelleştirmek, daha sakin bir şekilde Kırkpınar'ı kutlamak için bazı değişiklikler yaptı. Düzenleme olarak nasıl buluyorsunuz 2 yıldan beri? Melih Hocam tabii ki ziyaretçilerin daha rahat edebildiği bir ortamı gördük. Bence uygulama güzeldi. Ama Edirne esnafına da bir şekilde yer vermek lazım. Senede bir hafta. Artık onu Sayın Başkanımız herhalde bu senenin tecrübesiyle de daha güzel bir konuma getirecek diye düşünüyorum. Ama saray için çok rahattı. Gelen seyirciler... İşte çevirmecilerimiz, ünlü çevirmecilerimiz oradaydılar. Ben arzu ederim, yeri gelmişken söyleyeyim. Edirne'mizin meşhur tava ciğeri de saray içinde yapılsın, halka ikram edilsin. Evet. Kırkpınar'la ilgili herhalde çok şeyler söyleyebiliriz. Geçmişle bugünümüze değerlendirecek olursak, Bayezid Hoca neler söyler? Kırkpınar'ı belki de Türkiye'de, Edirne geçelim, Türkiye'de 50 yıl ve üzeri izleyen çok az insanlardan birileriyiz. Ne Kırkpınar'lar gördük, ne ağalar gördük bugüne kadar. Umarım bundan sonraki yıllarda güreş teknikleri biraz da bu puanlama güreşleri dolayısıyla unutulmaya başlandı. Ama o haşmetli eski pehlivanları hatırlamak istiyoruz. Yıllardan bu yana adeta yılan hikayesine dönen ödül konusundaki bir soruyu da yanıtlayan Sansı, bunu kendisinin istemediğini, iktidar partisi yöneticileriyle Sağlık Bakanı'nın bu ödülü hak ettiğini söyleyerek bunu mutlaka alacaklarını söylediklerini ama bugüne kadar bunun mümkün olmadığını kaydetti. Bunu ben kendim talep etmedim. Bunu Kültür Bakanlığı'nın bir ödül yönetmeliği var. O ödül yönetmeliği Kırkpınar Marşı gibi Türk kültürüne şiir ve beste olarak hizmet eden eserlere ödül veriyor. Bunu ben AK Parti il yönetimi başkanıydı o zaman Müjdat Kahve kardeşime ilettim. Tamam hocam dedi, doğru. Ondan sonra sayın milletvekilimiz, bakanımız mezun olana, o da dedi ki hocam sen zaten bu ödülü ananın ak sütü gibi hak etmişsin. O zaman biz de elimize geleni yapacağız. Bu ödülü sana takdim edeceğiz. Ama her nedense işte 4 yıl geçti ve bu olmadı. Neden olmadığını ben bakanıma soruyorum. Beyaz Hoca işte ben istedim olmadı diyor. Artık bir devlet sırrı mıdır nedir? Şeye söyledim. Bizim yeni Rafet Sezen milletvekilimize dedim sayın milletvekilim bana sözüm var senin bu ödülü getireceğim diye. O da dedi ki Beyaz Hocam dedi Ankara'ya gittim. Ne yazık ki bu iş beni aşıyor. Ben de sana bu ödülü getiremiyorum. Yani böyle bir gönül kırgınlığı içindeyim. Ama Kültür Bakanlığı'ndan AK Parti yönetimi, AK Parti iktidarı bana bu ödülü vermedi diye küsmüyorum. Çünkü asil Türk milleti o sahalarda bana bu ödülü alkışlarıyla, sevgi sedalarıyla veriyor Melih'im. O bakımdan mutluyum.